Herkese merhabalar. Bugün bir sohbet videosu çekmeye karar verdim. Biliyorsunuz bizim Karamel diye bir kedimiz var. Neler geçirdiğini, ne olduğunu, neden kuyruğunun olmadığını, belki dikkatinizi çekmiştir kuyruğunun olmaması, neden kuyruğu yok. Bununla ilgili size küçük bir sohbet videosu çekmeye karar verdim. Ailem Ankara'da yaşıyor. Ben ise iş nedeniyle İstanbul'da yaşıyorum. Şu anda Ankara'da yaşıyorum. Annemin dışarıda beslediği kediler var. Daha öncesinde de kedilerimiz oldu. Evde baktık. Fakat buraya taşınınca, yeni evimize taşınınca 12. kat olması nedeniyle ve onlarla çok duygusal bağ kurup onları kaybedince üzülmemiz nedeniyle biz burada kedi bakmamaya karar verdik. Fakat dışarıdakileri tabii ki aç sus bırakmıyoruz, mamasız bırakmıyoruz. Evimizin arka tarafı bir tarla ve tarlada kulübeler var. Burada tarlanın işçileri kalıyor. Kulübede bir kedi doğum yapmış nemler beslemeye gidiyor. Arada ben İstanbul'dayım. Besliyorlar. Daha sonrasında bu kedinin başka bir yavruları daha oluyor. Onları da beslemeye gidiyorlar. Öncesinde olan yavrulardan bir tanesi bahçeye geliyor. Sitenin bahçesine ve sitenin bahçesinde beslenmeye devam ediliyor. Fakat bu arada site yönetimi bahçesinde beslenmesine kedilerin izin vermiyor. Her neyse bu ayrı bir mesele, çok büyük bir konu aslında bu. Her neyse dün ben yeni İstanbul'dan Ankara'ya gelmiştim. Görevlisi aradı, annem koşup gitti, kediye yürüyemez halde bahçeye sürünerek gelmiş. Çocuğumuz var, Ayla ablamız. Ayla abla, annem, babam hemen aldılar, bir veterinere götürdüler. Ben gitmiş miydim? Aynen, ben de gittim. Kediyi tanımıyorum, yani beslemişliğim yok, sevmişliğim yok. Görüyoruz, götürdük. Film çekemeyeceklerini söylediler. Başka bir veterinerde çekilebileceğini söylediler. Biz başka veterinere götürdük. Orada filmini çektiler, baktılar. Kırık var kalçasında. Şöyle anlatayım. Sağ bacağı dokumundan itibaren kırık. Hayatını yapamayız. Bir hocamızla görüşelim, bir danışalım, bir bilene soralım diyorlar. Çünkü bunlar gene hani Ankara Veterinerlik Fakültesi'ne gidelim ya da nerede ameliyatı yapılacaksa o şekilde araştırmasını yapalım diye düşündüler herhalde. Sonra bizi aradılar. Dediler ki biz kuyruğunu kesiyoruz. Kuyruk sokumundan itibaren çünkü kırığı var. Kuyruğunu oynatamıyor. Ayrıca bu bacağı bu şekilde kalacak. Yani bacağı sakat kalacak. Yaptıralım dediler. Ve iç organlarında bir zedelenme olduğunu söylediler. Çünkü sağ taraftan bir darbe almış. Yani biz bunun ne olduğunu çözemedik. Araba mı? Araba lastiğin altında mı kaldı? Yoksa tekme mi atıldı? Yoksa bisiklet mi? Bisiklet tekeri mi çarptı? Yani üç şey var. Fakat insan ayağıyla atılan tekmeye daha çok benziyor. Kuyruğu kesildikten sonra biraz baktık. Fakat çok yabani bir kedi olduğu için durmadı. Yani bir gün, iki gün durdu. Ve dışarı kedisi olduğu için, erkek kedi olduğu için annemler dışarı bırakmak zorunda kaldılar bahçeye. Bahçede fakat ayağını sürüklediği için orası sürekli yara, sürekli yara. Ayağını sardık. Geçmedi. Yani bunun yarası geçmedi. Annem de dedi ki madem öyle biz bunu eve alalım. Geçene kadar, yani hani sürmesin. Biraz evde dursun denildi. Bir ay durdu, iki ay durdu, üç ay durdu, dört ay durdu. Şu anda 1,5 sene oldu herhalde. Ayağı, kuyruğu yok. Evet. Ayağı iyileşti. Ayağında hafif böyle titremeler oluyor bazen. Sadece babama gidiyordu. Babama sevdiriyordu kendini. Tırmalama huyu azıcık hani oyun olsun diye. Benden aşırı korkuyor. Zaten ben arada sırada eve geliyorum. Ayda bir kere iki kere görüyor beni. Aşırı korkuyordu benden. Böyle görünce kaçıyordu. Ben de ondan korkuyordum. Yani böyle bazı kedilerden korkuyorum açıkçası. Çünkü o korkuyla baktığı için ben de korkuyordum. Hiç dokunamıyordum. Halbuki onu o kadar sevmek istiyordum ki. Babama gidiyordu sürekli. Anneme de hiç yanaşmıyordu çünkü annem ona işte veterinere götürdü, ayağıyla ilgilendi. O yüzden korkuyordu. Daha sonra basmaya başladı, yani bir şekilde basmaya başladı ve biz onunla duygusal bağ kurdu babam. Yani dışarı bırakmak istemediler. Her seferinde dediler hani bırakalım ama nasıl bırakacağız, dışarıda yaşayamaz. Bırakalım ama çok tatlı, bırakalım ama şöyle ama böyle. Yani o bizim evimizin artık kedisi şu anda. Onu asla bırakamayız. Yani çünkü o dışarıda zaten yapamaz. Bu saatten sonra yapamaz. Şöyle aslında toprağı yapamıyor. Bazen yapıyor, bazen yapamıyor. İlk başlarda şey çıkıyordu hatta böyle. Çok katı çıkıyordu ve düşüyordu yere. Yani bazı belirli yerlerden topluyordu babam. Çünkü yani hem hissedemiyor hem uzun süre yapmadığı için bağırsakları herhalde çalışmıyor. Fakat son zamanlarda yapmaya başladı. Ankara'ya geldim diye hiçbir şekilde dışarıya yapmıyor. Hep kumuna yapıyor.
çişini hissetmiyor uyurken. Uyurken kaçırıyor sürekli. Hala o huyu var. Ayağı hafiften titriyor ama sonra biz bununla yakın olmaya başladık bu arada. Ben de yakın olmaya başladım. Bu yakın olmamız da şöyle oldu. Eldiven var ya, eldiven, tarama eldiveni. Babam bundan almış işte. Ben de onu hani elime aldım. Gel dedim bir tarayım. Taradım. Bayıldı. Sonra kucağıma geldi. Sonra koklaştık, öpüştük, birbirimizi çok sevdik ondan sonra. Şu anda gerçekten çok 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 seviyoruz birbirimizi. Ama aşırı söz dinleyen bir kedi. Aşırı ilgili bir kedi çevresiyle. Biz çok fazla kedi baktık. Etrafta çok fazla kedi gördüm. Evde çok fazla kedi baktım. Yani hepsinin huyu, suyu ayrı. Hepsi ayrı. Yani bu çok farklı bir kedi. Bağlı ama yani. Mesela annemle arası hala yok. Benimle biraz var ama babamla aşırı sıkılar. Yani babam burasına gelir yatar, benimkine asla yatmaz. Bana aydık. Geçen sene, bir sene oldu. Kısırlaştı bu arada. Kısır. Önce şu an aklıma geldi. Bu karamel bacağı çok kötü. İlk gün geldi böyle yatıyor yere bahçede. Yere yatıyor. Hiç kalkmıyor. Bizden korkuyor. İnsanlardan korkuyor. Dokundurtmak istemiyor. Ama bu kardeşi Bıcırık geldi. O bacağını, yaralı bacağının üstüne yattı. Böyle bekledi, bekledi, bekledi yanında. Ya o nasıl hissetti, ne yaptı, nasıl hissediyorlar? Böyle miyavlaya miyavlaya yattı onun bacağında ve yaralı bacağına doğru yattı. Beni çok duygulandırmışlar. Ya yani beni bayağı duygulandırdı. Böyle öyküsü bu. Travmasını, o korkusunu aşması çok uzun zaman aldı. Yani bir 7-8 ayını aldı. Bizden korkusu, etraftan korkusu. Böyle ses gelse korkuyor, hareket etse korkuyor. Hani değil. Çarptım. Tamam ya, işte hayvan. Ne olacak ki? Değil. Siz mesela bir kedi çocuklar özellikle. Ben çocukların mesela izleyen olursa onları anlat. Yani onlara direkt söylüyorum. Hani siz yapıyorsunuz, yetiştirirken diyorsunuz ya, yavrum elleme. Çocuğum elleme bak, ısırır. Bak yapar, vurur. Bak o kirli, o pis, bak mikrop kapar falan diyorsunuz ya hani o hayvanlara. O hayvanların bir kalbinin sesini bir dinleseniz, bir elini koysanız oraya, böyle bir hissetseniz o kalbini. Böyle pıt 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 atışını. Ama siz onun çocuğunuz bir bö demesi, bir korkutmasında o kalbini böyle pıt 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 etmesini bir dinleseniz. Ben kedi ya da köpek, köpek bilmiyorum, ben köpeklerle çok şey olmadım ama hani bu şansı yakalayamadım, ama yeni doğan bir kediyi bir koklasanız. Yemin ederim size insan gibi ya, insan evladı gibi, insan yavrusu, bebek gibi kokuyor ya o koku. Yani anne karnından çıkan bebek nasıl kokuyorsa o da öyle kokuyor. Daha sonra emziriyor yani onu, böyle süt kokuyor, mis gibi kokuyor. Yani o kalbini dinlemeniz, o kokusunu almanız, o nefes alışverişini dinlemeniz kedilerle, yani hayvanlarla daha doğrusu kısaca, yani bağ çok farklı olacak, bakış açınız çok değişecek. O çocuklarınızı lütfen o şekilde yetiştirmeyin ya. Yalvarıyorum yani. Nasıl diyeceğim, diyeyim bilmiyorum. Ya tamam, sen küçükken bir travma geçirmiş olabilirsin. Senin bacağını köpek ısırmış olabilir. Senin bacağını kedi tırmalamış olabilir. Senin yüzünü kedi tırmalamış olabilir. Ama her kedi, her köpek, her hayvan aynı değil. Değil. Yani burada hayvan dediğimiz şey, hayvan dediğim şey benim. Merhametsiz, vicdansız, aklı çalışmayan insan. Yani o insan evladı gelmiş, karamele vurmuş. Vurmuş yani, bu hani araba bisiklet izi falan değil, bu bildiğiniz vurmuş. Biz bunu nereden, yani nereden çıkardık? O kadar korkuyordu ki bu korkuyu 6-7 ay üstünden atamadı ya. Dedim ki ya, dedim hani ben de ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Şimdi dedim ki ya, dedim hayvanların da bir travma sonrası yaşadığı bir şok var demek ki diye düşündüm. Kendine gelemedi. Asla yani, biz onu rahat bıraktık. İşte evde hani bir alan verdik ona, balkonu bıraktık. Sevdik, yemeğini verdik, suyunu verdik. Ona bir rahat bir ortam hazırladı ki o onu yendi. Düşünün ya, dışarıdakileri düşünün. Sen bir demenle o kedi, o hayvan, hayvanın kalbi nasıl atıyor? Ayrıca şöyle bir şey var bakın. Mesela kaldırımda bir kedi, köpek gördünüz. Özellikle kaldırımdan bahsediyorum. Kedi, köpek gördünüz. Siz değil hadi. Büyüklerden bahsetmiyorum. Çocuklarınızdan bahsediyorum. Hani sizin o korkutarak yetiştirdiğiniz çocuklardan bahsediyorum. O çocuk, sen onu korkutarak yetiştirdiğin için o çocuk akla erecek, ermeye yakın ya da biraz daha büyüdüğü zaman o kediyi oradan kovacak, piş diyecek, hoş diyecek köpeğe, kediye. O kedi köpek yola fırlayacak. Sonrasını söylemeyin. Şimdi bakın, bunlar ihtimaller, bunları düşünün. Bunun yeni doğum yapan kedi anneler yemek aramaya gider. Bakın, yeni çocuklarımı emzireyim diye. Böyle biraz salak oluyorlar, öyle söyleyeyim size. Yani bunlara dikkat edin.
Onlar dikkat etmez. Size etmeyebilir. Çünkü akılları gerçekten yerinde değil. Yavrularında olduğu için. Hani ben görünce anlayabiliyorum. Hayvan sevgisi aşılamıyorsanız, siz korkuyorsanız, sevmiyorsunuz. Çocuklarınızı bırakın. Çocuklarınızı bırakın, o sevsin ya. Sevsin. Tamam, sevsin ama ha ben demiyorum ki gidin direkt hani köpeğe atlasın, kediye atlasın, asla değil. Bakın ben de severken kedileri çok dikkatli severim. Çünkü hepsi sevdirmez. Yani yırtan olur, böyle sevdirip sevdirmeyen, yani ısıran olur daha sonrasında. Ona da dikkat edin. Yani akılsız sanmayın. Akılsız sanmayın. Onların da duygusu, aklı var. Ve travma sonrası yaşadıkları şok var. Çünkü gözlerimle gördüm bunu ya, gördüm yani. Ben böyle bir şey olduğunu ben de bilmiyordum. Bakın kaç yaşındayım. Ben yeni öğrendim bunu. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Şu kedileri, şu hayvanları bir rahat bırakalım. Lütfen. Ya onlar dilsiz. Onlar muhtaç. Size muhtaç. Diğer yaşayan canlılara muhtaç ya. Sizin eliniz, ayağınız var. Paranız var. Yemek alacak gücünüz var. Ya onların yediği şu kadarcık şey. Şu kadarcık. Günde iki kere yeseler. Bunlar doyuyor zaten. Bunlar geceye geçirebiliyorlar. O soğukta geçirebiliyorlar. Zaten yaşadıkları dışarıda yaşayan hayvanların ömrü zaten 2-3 yıl yani. Hadi yani genelde bir yıl ama güzel bir yerde yaşıyorsa 2-3 yıl. Arabaların olmadığı bir yerde yaşıyorsa 2-3 yıl. Ya neden onlara kötü zamanlar, böyle korkulu zamanlar geçirtiyorsunuz? Neden bilirim, çünkü ben köpeklerden korkuyorum. Korkunuzu da çok iyi anlıyorum bakın. Hani şey değil böyle hani gidin sarılın değil. Ben köpeklerden korkuyorum. Böyle kalbim ağzıma geliyor köpek görünce. Nefes alışım değişiyor. Çok kötü oluyorum köpek görünce. Ama hani ben gidip onlara zarar vermiyorum. Vurmuyorum. Hoşlamıyorum. Hayvan sevgisiyle yetiştirin. Hayvan sevgisi demek merhamet demek. Hayvan sevgisi demek vicdan demek. İnsaniyet. Paylaşmak. Paylaşmak demek. Alsanız. Bakın ben sabah işe gidiyorum. Annem benimle geliyor. Yürüyorum 15 dakika. Ben o servisi aslında kapının önüne getirtirim. Ama sırf köpek doyuyor. Ve 3-5 tane kedi doyuyor diye. Ben sırf yürüyorum servise. Annem bir tane ekmek alıyor. İçine mama koyuyor. Koymasanız olur. Onu veriyor. Ya köpek mest. Mest yani. 1 liraya, 1,5 liraya. Bu hayvanlar konusunda biraz farkındalık yaratmak lazım. Farkındalık yapmak lazım. Yani hiç sevmeyen insanlara ben bugüne kadar kediyi sevdirmişimdir. Sevdirdim yani. Birçok kişi var. Çünkü farkında değillerdi onlar. Bakıyorlardı ama görmüyorlardı. Ben onların görmelerini sağladım. Sizler de bunu başarabilirsiniz. Görmelerini sağlayabilirsiniz. Çevremizdeki diğer canlılara karşı biraz daha hassas, biraz daha duyarlı, biraz daha farkında olmamızı sağlayalım lütfen. Diyorum ve hava karardı, kararmaya başladı. Biraz video böyle saçma sapan olmasın görüntü açısından. Zaten telefonumu çekiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.